Bu mandalina Bodrum mandalinası. Diğer mandalinalardan farklı. Ama Bodrum'daki mandalinaların birçoğu birbiriyle aynı. Biraz önce size ablanız anlattı Bodrum mandalinasının özelliklerini. Bu Bodrum mandalinasını gidip İzmir'de yiyemiyorsunuz, Mersin'de yiyemiyorsunuz. Şişerli sıra yapıp poşet dağıtıyorlar. Ben de poşetlerimizi kurdurdum. Bakın elle koparırsak ne olur? Ben size sadece bunu deneme olarak göstereceğim ama bunu yapmayacağız, tamam mı? Bakın elle koparsınca nasıl oluyor? Bakın. Bak gördünüz mü nasıl oldu? Orada böyle olmaması gerekiyor. Dalının üstünde kesiyorum. Böyle bu şekilde olması gerekiyor, tamam? Tamam. Koy poşetini. Evet, süper. Burası Bodrum Belediyesi'nin mandalina bahçesi. Yani sizlerin, tüm halkımızın, çocukların, gençlerin mandalina bahçesi. Günaydın. İyi misiniz? İyi. Beni tanıyor musunuz? Evet. Kimim ben? Belediye Başkanı Ahmet Aras. Çok memnun oldum herkesle. Kimler toplamadı? Mandalina hiç toplamayanlar görevli. Sen de topladın. Sizler toplamadınız hiç. Evet. Toplayanlar kimler? Toplayanlar. Evet. Evet. Demek ki toplamayan daha çok. O zaman toplamayan arkadaşlar için yeni bir bu deneyim olacak. Öyle değil mi? Sen eline dikkat et yalnız. Çok keskindi. Evet. Aferin. Çok güzel. Aferin. Aferin. Çok güzel. Şu anda Bitez'de Bodrum Belediyesi'ne ait 6 dönümlük bir mandalina bahçesindeyiz. 2019'da seçildiğimizde bahçemizi kontrol ettik. Bakımsız olduğunu gördük. Daha sonra buraya arkadaşlarımız, hem Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz, hem cenaze hizmetlerimiz de buraya büyük bir sağ olsun katkı sundu. Hem Tarko Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz, Cesur Beyler, hep beraber burayı toparladık. Rekolte verir hale getirdik. 3 yıldır da burada yaklaşık 7,5-8 ton yıllık mandalina ürünü alıyoruz. Ve bu ürünü de işte bugün de gördüğünüz gibi çocuklarımızla yaptığımız etkinliklerle hem onlarla paylaşıyoruz, hem çocukları bir mandalina bahçesine sokup onlara mandalinanın nasıl yetiştiğini, ağaçların nasıl olduğunu, mandalina bahçesinin, ideal bir mandalina bahçesinin, bakımlı bir mandalina bahçesinin nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da buradan çıkan ürünü de Bodrum'daki hastanelerimize, okullarımıza, kamu kurum kuruluşlarımıza da iletiyoruz. İnsanlarımızın da faydalanmasını, halkımızın da faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bodrum mandalinası aslında endemik de bir tür gibidir. Yani yerli mandalinası dediğimiz bizim kendine has aroması olan Bodrum mandalinası sadece bu bölgede daha çok yetişir. Ama işte biraz çekirdekli olması, organik olması, çok fazla dayanmaması, yani koparıldıktan sonra çok fazla soğuk havada dahil, çok fazla muhafaza edilememesi yüzünden diğer o endüstriyel üretim yapan mandalina bahçeleri gibi değildir bizim bahçelerimiz. Mandalinalarımız biraz daha hassastır. Belediye olarak kendimize ait olan parsellerdeki mandalina bahçelerimizi koruyacağız. Bu belediye var oldukça bu mandalina bahçesi burada bakımlı bir şekilde kalacak ve korunacak. Bunun gibi vatandaşlarımıza bizim de tavsiyemiz mandalina bahçelerine sahip çıksınlar, baksınlar. Yani her şey gerçekten de hani yatırdım aldım diye bir şey yok. Bu bir kültürdür. Bazen de karşılıksız da bu işlere para yatırmak da gerekiyor. Bunlar çünkü kalmalı gelecek nesillere. Onlar da bu işi yaşamalılar, görmeliler. Elbet bir gün zaten değerini kazanacaktır.